Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ekim 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Ekim sizin ayınız. Bu ay doğan tüm terazi burçlarımızın da doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Yükselen terazilerimiz, evet yılın en önemli aylarından birisi. Hemen ayın başında, 2 Ekim'de 10 derece terazi burcunda yeni ayla birlikte Güneş tutulması meydana gelecek ki biliyorsunuz tutulmalar çok kadersel etkiler hayatımıza getirir. Önemli dönüşümler, yenilikler, başlangıçlar tutulmalarla beraber hayatımızda oluşur. Terazi Koç aksındaki bu tutulmaları aslında 2023 Nisan'ından bu yana yaşıyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz 2023 Ekim'i, 2023'ün Mart'ı, 2024'ün Mart'ı yine burcunuzda tutulmalar meydana geldi ve belki şu ana kadar da gerçekten bazı önemli dönüşümler yaşadınız. Hayatınızda yenilikler söz konusu oldu. Evet, önümüzdeki 9 yıl artık burcunuzda bir tutulma meydana gelmeyecek. Dolayısıyla bu tutulma belki bir buçuk yıldır üzerinde olduğunuz konuları, hayatınızdaki ana temaları şöyle bir şekillendirecek, sonuçlandıracak ya da size yeni bir yol aldıracak. Güney yönlü bir tutulma olduğu için geçmişle ilgili konuların, bazı hak edişlerin ki terazi adaletle hak edişleri alakalı ve tabii ki ilişkilerimizin sorgulanabileceği, değerlendiremediğimiz bazı fırsatları değerlendirebileceğimiz veya bazı hak edişlerle karşılaşabileceğimiz bir dönemde olduğumuzu söyleyebilirim. Bu yeni bir başlangıç için özellikle yönetici gezegende tabii ki burada önemli. Merkür de terazi burcunda olacak bu tutulma sırasında. Dolayısıyla yeni kararlar vereceğimizi, yeni bazı belki sözler, anlaşmalar yapabileceğimizi, imzalar atabileceğimiz de işaret ediyor. Bu ilişkilerle ilgili olabilir, işbirlikleri, ortaklıklarla ilgili olabilir. Hayatımızda eğitimle ilgili, kişisel gelişimle ilgili bazı yeni kapılar açılabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 10 derece ve yakınlarındaysa sevgili teraziler, bu tutulma sizin için çok daha kadersel çalışabilir, önemli olabilir. 2 Ekim ve yakınlarında doğanlar için kadersel bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Tutulma sırasında Mars Yengeç burcunda olacak. Tutulmaya güçlü bir açısı var. Aynı zamanda Jüpiter İkizler burcunda tutulmayla genel olarak olumlu bir pozisyonda olacak. Biraz daha enerjinizi kariyerinize, gelecekle ilgili konulara odakladığınızı söyleyebiliriz. Burada mücadele var. Bazılarınızda aile ve yuva konularında daha fazla mücadele edebilir. Her tutulma tabii ki yaşamsal anlamda etkilidir. Özellikle bedensel, fiziksel, ruhsal sağlığımızda şekillendirici olabilir. Kendinize de özen göstermeniz gerekiyor. Eğer sağlığınızla ilgili bazı hassasiyetler varsa ortaya çıkabilir. Hayatınızda düzeltmeniz gereken, sizin için yanlış olan temalar, alışkanlıklar varsa bunlarla da yüzleşebilir. Hayatınızda bir çeki düzen verme fırsatı bulabilirsiniz sevgili teraziler. Evet, bu tutulma tabii ki en az 6 ay hatta 1 yıla yayılan bir etkiden bahsediyoruz. Geniş kapsamlı bir yeni ay çünkü. Dolayısıyla sadece bu ayla sınırlı değil bu etkiler. Daha derinden, daha güçlü olan tesirlerden bahsediyoruz. Gezegeniniz Venüs Akrep Burcu'nda bu tutulma sırasında. Akrep Burcu'nda olunca Venüs tabii ki daha tutkulu bir enerji veriyor size ama aynı zamanda para konuları, hayatınızda maddi güvence ya da başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralar, borç alacak konuları, yatırımlar ve benzeri konularda da bence tesirleri biraz öne çıkacak gibi görünüyor. Buralarda bazı önemli yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz ve tabii ki iş ve kariyerinizi yani para, Mars'ta zaten kariyer alanınızda çalışma, iş ve parasal kazançlarınızla ilgili alanlarda da bu tutulmanın size bazı önemli kararlar getireceğini, hayatınıza bazı kapılar açacağını da söyleyebilirim. Ve 9 Ekim'de İkizler Burcu'ndaki Jüpiter gerilemeye başlayacak. Mayıs sonundan beri biliyorsunuz Jüpiter İkizler Burcu'nda güzel bir açıda sizin adınıza. Dolayısıyla burada bazı fırsatlar getirmiş olabilir size bu süreçte. İşte eğitim ve akademik konular, yurt dışı ile ilgili bazı konular, iletişim ve özellikle medya, online işler, internet üzerindeki girişimlerinizde destekler almış olabiliriz. Ticari fırsatlarınız olabilir. Daha fazla seyahat ve gezme fırsatlarınız karşınıza çıkmış olabilir.
Jüpiter 5 Şubat'a kadar geri olacak, gerileyecek. Bu dönemde aslında biraz bu 6 ayı şöyle bir gözden geçirme imkanı bulabilirsiniz. Yani bir eğitime başladınız, öğrendiklerinizi bir gözden geçirebilirsiniz. Bir proje üzerinde çalışıyorsanız eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Hayata bakışınızı, inançlarınızı, felsefelerinizi, düşüncelerinizi gözden geçirmeniz, biraz böyle ahlak, etik, işte kurallar, yasalar, kültürel konular, manevi anlamda arayışlar, buralarda bir derinleşme, böyle bir içselleşme imkanlarını da bu süreçte bulabilirsiniz sevgili teraziler. 8-9 Ekim Merkür-Jüpiter üçgeni var. Güzel bir açı, bazı seyahat fırsatları, geziler ya da iletişim alanında güzel etkiler, ticari imkanlar ve eğitimle ilgili konularda güzel açılımlar getirebilir. 13 Ekim yine Güneş-Jüpiter üçgeni var. Terazi burçları için yılın şanslı günlerinden birisi. Güneş-Jüpiter üçgeni yine bu ayın değerlendirebileceğiniz fırsatlar içeren şanslı günlerinden birisi sevgili teraziler. Evet, Mars ay boyunca Yengeç Burcu'nda, Venüs'le Mars arasında 9-10 Ekim'de güzel bir açı var. Bu daha çok hani iş ve parasal konularda bence biraz daha etkili olabilir. Güzel çalışabilir sizin adınıza. Ve 17 Ekim'de 24 derece Koç Burcu'nda Dolunay var. Bu Dolunay tabii ki terazi tutulmasıyla da etkili olacak, birlikte çalışacak bir dolunay. Karşıt burcunuz ve ilişki dinamiklerinizi etkiliyor. İçinde bulunduğunuz ilişkide bazı şeyler farkındalığınızı artırabilir. Yani bir şeylerle karşılaşabilirsiniz. Yani partnerinizle ilgili, ilişkinizle ilgili, bir arkadaşınız, bir ortaklı işiniz varsa onunla ilgili bir aydınlanma ya da bir karar aşamasında olabilirsiniz. Süreçte bir tanışıklığınız varsa bir teklif alabilirsiniz. Bir evlilik kararı olabilir tabii ki, veya belki bir ayrılık olabilir, bir yol ayrımı da olabilir. Yani her türlü ilişki dinamiğinizde, aynı zamanda ilişkilerle birlikte bir davanız, bir mahkemeniz olabilir. Yani bununla ilgili yasal bir süreciniz olabilir, bir karar aşaması olabilir. Bir kontrat, bir anlaşma, herhangi bir konuda, bu parasal bir kontrat olabilir örneğin. Veya hani böyle hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla yapacağınız bazı sözleşmeler olabilir. Bunları gözden geçirebilirsiniz. Devam edebilirsiniz, bitirebilirsiniz. Bunun gibi süreçler de gündemde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa Dolunay sizin için ilişki dinamiklerinizde çok önemli etkiler getirebilir. Bazılarınız için de hayatınızdaki kişiyle ilgili, evliyseniz eşiniz, partnerinizle ilgili önemli etkiler gelebilir. Onun yaşamında bazı kararlar, onun belki genel sağlığıdır, kariyeridir. Hani buralarda aile de olabilir tabii ki. Yani sizin ya da eşinizin ailevi konuları olabilir. Buralarda bazı etkiler gündemde olabilir Dolunay'la birlikte. 23'ünden itibaren Güneş Akrep Burcu'na geçecek. Onun öncesinde 17 Ekim'de hemen Dolunay'ın ardından Venüs Yay Burcu'na geçiyor. Bu da sizin için biraz daha belki yani yakınlarınıza olan ilginizi arttıracak. Venüs Yay'da çünkü 3. ev konuları demek ki, kardeş temaları belki ayın son günlerinde gündemde olacak. Güneş'in Akrep Burcu'na geçişi 23'ünden itibaren aslında iş ve para konularında sizin için daha fazla bir aydınlanma getiriyor. Özellikle parasal kazançlarınız, mal varlıklarınız, paranızı nasıl harcıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl yatırım yapıyorsunuz, gelirleriniz, giderleriniz, bütçeniz, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar ve benzeri konular. Bunlar ayın 23'ünden itibaren Güneş tarafından daha fazla aydınlatılacak ki Kasım ayının ilk yarısında da aslında sizin için çok etkili olabilir bu konular. Sevgili teraziler, bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.